Siz bir ressam olsaydınız, neyin resmini yapardınız? Şahane renklere sahip bir çiçek demeti mi? Baktıkça bizi güzel yerlere götüren bir doğa manzarası mı? Eminim hiçbirinizin aklına ölmüş ve çürümüş bedenlerin sanatçısı olmak gelmemiştir. Fakat sanat tarihinde yakın dönemde yaşamış bir usta, ölümün estetik yanını ele alan inanılmaz eserlere imza atmıştı. Hazırsanız bu anlatıda çürümenin estetik yanını ele alalım. Ölüm teması sanat tarihinde sık sık karşımıza çıkmaktadır. Fakat bunların büyük bir çoğunluğu önemli insanlara ait birer detaydır. O eserlerdeki çoğu insan da zaten ya kendi dönemi için ya da tarih için önem arz eden insanlardı ve dolayısıyla o tarz eserlerin birer anıtsal niteliği vardı. Fakat Polonyalı illüstrasyon, fotoğraf ve resim sanatçısı Zdzisław Bengszyski bunun tam tersi eserler yapmıştır. Onun eserlerinde önemli simaların ölümü değil, gündelik yaşam içerisinde öldüğünü adeta unutmuş birer cesetlerin anlatımı söz konusudur. Kim olduklarına dair sanatçı hiçbir detay vermez. Ve işin daha kötü yanı, o gördüğümüz eserlerdeki cansız bedenlere üzülmemiz de beklemez. Zdzisław Bengszyski'nin eserlerine baktığımız zaman hissetmemizi istediği şey, kelimenin tam anlamıyla dehşete düşmektir. Dünya tarihinde en şanssız coğrafyalardan biri şüphesiz Polonya topraklarıdır. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nı sonuna kadar hissetmiş bir ülkedir. Dönemin iki büyük devi, Nazi Almanya'sı ve Sovyet Rusya'sı defalarca ve defalarca 2. Dünya Savaşı içerisinde Polonya'yı işgal etmişlerdi. Geriye büyük bir yıkım, ağır bir trajedi ve tarihsel bütün dokusu yerle bir edilmiş zor durumda bir ülke kaldı. Fakat Hitler'in dünya tarihinde görülmemiş soykırım makinesi henüz devreye yeni yeni girmektedir. Ne Polonya ne dünya böylesini görmemiştir. Savaşlar ve modernizm tarihine azıcık meraklıysanız Auschwitz kelimesini mutlaka duymuş olmalısınız. Almanlar için Yahudileri öldürmek son derece büyük bir problemdi. Buradaki esas problem yok olan canlar değil, o kadar insanı nasıl öldürecekleriydi. Yahudileri kurşuna dizmek oldukça meşakkatli bir işti. Üstelik çok fazla mermi harcamanız gerekiyordu. Almanlar sırf bu yüzden bir kere de olabilecek en fazla insanı öldürmek için yeni mermi teknolojileri geliştirmişlerdir. Fakat bu bile yüz binlerce, milyonlarca zavallı canı topyekün yok etmek için oldukça yavaş kalıyordu. Faşizm, insanlık tarihinin en büyük utanç kaynağıdır. Peki ne yapılabilirdi? Onları toplu halde eriterek yok etme politikası güdüldü. Ve bunun için de gaz ocaklarıyla ünlü Auschwitz toplama kampları oluşturuldu. İnsanlık böylesi bir nefret karşısında neylesindi? Ünlü Alman felsefeci Theodor Adorno Auschwitz'i bize şu şekilde özetlemektedir. O kadar çok insan Auschwitz'te ölmüştür ki yeryüzünde metafiziksel bir dünya oluşmuştur demektedir. Bengszyski, Auschwitz'e çok da uzak olmayan Sanok kentinde dünyaya gözlerini açmıştı. İkinci Dünya Savaşı başladığında henüz 10 yaşındaydı. Savaş bittiğinde geriye paramparça olmuş bir memleket kalmıştı. Sokaklar, caddeler, şehirler, her yer yıkım ve toz duman içerisindeydi. Böyle bir ortamda çocuk olduğunuzu düşünün. Yıkıntılar içerisinde büyüyen yoksul bir çocuk. Bengszyski dünyaya ressam olmak için gelmemişti. İlk etapta heves ettiği şey
fotoğraftı. Aldığı ucuz bir fotoğraf makinesiyle yıkıntılar içerisinde kendisini yeni yeni toparlamaya başlayan bir şehrin ortasında çeşitli fotoğraflar çekti. Zaman içerisinde farklı işlerde uğraşacak fakat en nihayetinde yağlı boya onun da ellerine bulaşacak ve kendisi ömrü boyunca bu boyayı silmek istemeyecekti. 1970'lerden sonra başladı özellikle fantastik seri onun görülmemiş nitelikte eserler üretmesine vesile olacaktır. Aşkı bu şekilde anlatmak kimin aklına gelirdi? Ben Siskin'in eserlerinde çürüyen, parçalanan bir dünya söz konusudur. Onun resmindeki canlılar öldüklerinin farkında değil gibi gündelik hayatlarına devam ederler. Neye elinizi atsanız avuçlarınızın içinde un ufak olacak gibi kırılgan bir dünya tasviri yapmıştır. Belki de insanoğlunun bu dünyada yarattığı cehennemdir. Duvalde gördüklerimiz. Bir zamanlar sevgileri, korkuları, hoşlandığı renkleri olan insanlardan geriye yalnızca istatistiki bilgiler kaldıysa sanatçı neylesindi? Polonya paramparça edilirken, bir yerlerde insanlar kurşuna dizilirken ve dünya devler arasında bölüşülürken uyuyan insanlığın kabusudur belki resmedilen. Böylesi resimler yapan bir insan hakkında ne düşünmeliyiz? Psikolojisi bozuk, karanlık bir adam olabilir mi? Belki de çocukluk travmalarını atlatamamış, cani ruhlu bir adamdı. Aksine Ben Siski son derece sevecen, sıcakkanlı bir aile babasıydı. Oldukça melankolik bir ruh hali vardı. Polonya'daki evlerinde atölyesine çekilir ve mistik, gizemli bu eserleri yapardı. Fakat kader ağlarını örecek, resimlerinin ana teması olan ölüm gelip onun ailesini bulacaktı. 1998'de sevgili yol arkadaşı Sofia kansere yakalandıktan kısa bir süre sonra yaşama veda edecektir. Sadece bir yıl sonra çok sevdiği radyo programcısı oğlu Tomasi yaşama daha fazla katlanamayacak ve intihar edecektir. Bu karanlık dünyada yapayalnız kalmıştır. Evi çevirmesi için gündelikçi bir kadınla anlaşır Ben Siski. Zaman içerisinde temizlikçi kadının oğlu Ben Siski ile yakınlık kuracaktır. Ben Siski, kaybettiği oğlu yaşlarındaki bu genç adama elinden geldiğince maddi ve manevi olarak yardımcı olmaya çalışır. 2005 yılında hizmetçinin oğlu bir miktar para istemek için Ben Siski'nin kapısını çaldı. Ne zaman başı sıkışsa Ben Siski ona ne de olsa bir şekilde yardımcı oluyordu. Fakat o gün Ben Siski para vermeyi reddetti. Aralarında mini bir arbede yaşandı ve orada sanatçısı atölyede çalışırken bu genç adam Ben Siski'yi bıçakla ağır yaraladı ve orada canını aldı. İnternetin popüler olmasıyla birlikte eserleri yeniden keşfedilecek ve insanı dehşete düşürmeye devam edecektir. Sanatta genelde aradığımız şey güzellik ve göze hoş gelen şeylerdir. Fakat Picasso'ya göre sanat bir silahtır. Yalnızca salt güzelliği kendine dert edinen sanat tarihinde aslında oldukça az sanatçı vardı. Ben Siski gibi ustalar ise aklımıza bile getirmek istemeyeceğimiz şeyleri adeta gözümüzün içine sokarak bize bir şeyler anlatmak istemektedir. Modern dünyanın rüya gibi parlak, ışıltılı ve bu renkli yapısının ardında karanlık kabuslar yatmaktadır. Uykulardan uyanmanız umuduyla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Renklerle ve sanatla kalın.